Adı Adalet Sarayı olan ama içinde adaletten eser olmayan bu binaya biz daha evvelde geldik. Masumların, mağdurların yanında durmaya geldik. Bu sefer de kendi adıma geldim. Açıkçası onlar da beni tutuklamaya niyetliydi. Belliydi çünkü polisi yok vesaire yok, önlemi yok. Gördüğünüz gibi şu anda böyle elimizi kolumuzu sallayarak buradayız. Ben siyasete girerken şunun farkındaydım. Bu ülkede başbakanlar asıldı. Bu ülkede başbakanlar darbeyle devrildi. Bu ülkede siyasetçiler suikaste kurban gitti. Dolayısıyla bu risk benim iş tanımımda var. Ben hala neye üzülürüm biliyor musun? Bir haber yüzünden müebbet vermeye bu ülkede hukuk adı veriliyor. Bir haber yüzünden insanlar hapiste yatıyor. Partili arkadaşlarım, yoldaşlarım, vatandaşlarım, ilk defa gelmiyoruz adliyeye. Adından başka adliyeyle hiçbir alakası, adaletle alakası olmayan bir sarayın odalarında hukukun katledildiğini defalarca gördük. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk, bugün kendim için geldim. Olmadık bir işten, bir haberden böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim budur.